قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا وكبر الله تكبيرا الله ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن تصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام محترم مسلمانlar. Okuduğum Kevser suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana kin tutan, soyu kesik olanın ta kendisidir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Aziz müminler, bugün imanımızı pekiştiren, yüreklerimizi buluşturan, şükrümüzü arttıran kurban bayramı. Bugün kurban ibadetinin edildiği, dua ve gayretin, takva ve teslimiyetle güçlendiği gün. Bizleri bu müstesna güne kavuşturan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramları barış ve sevinç günleri ilan eden sevgili Peygamberimize salat ve selam olsun. Kıymetli Müslümanlar, bütün ibadetlerimizin olduğu gibi kurbanlarımızın da en önemli gayesi Rabbimize kulluğumuzu tazim ve muhabbetimizi sunmaktır. Takva şuurumuza ulaşarak Rabbimizin razı olduğu kullar zümresine ilhak olmaktır. İnşallah bu bilinçle kurbanlarımızı keseceğiz. Hazreti İbrahim'in sözüne sadık oluşunu, Hazreti İsmail'in Rabbine teslim oluşunu kendimize örnek edineceğiz. Değerli müminler, bu bayram temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız var. Peygamberimizin temizlik imanın yarısıdır hadisi şerifini hatırlamaya. Mümine yakışır bir hasiyetle hareket etmeye ihtiyacımız var. Korona salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde tedbirlere uymaya, samimiyetle ibadet ederken kendimizi ve çevremizi korumaya mecburuz. Kardeşlerim, kurbanlarımız bize bir emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım. Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi bu sevinci ortak edelim. Mübarek günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri üzerine çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya, musafaya ara verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini de unutmayalım. Kıymetli müminler, hutbemi bitirirken sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede ve bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halas eylesin. Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah'ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun. Bayramımız mübarek olsun. Muhterem cemaat, bilhassa kurbanı vekaletle kestirecek olan cemaatimiz, hayvanı kestireceğiniz kişinin hayvanı boğazlarken besmeleyi çekmesini unutturmayın.
Vekaletinizi vermeyi unutturmayın. Bunları almadan hayvanın boğazına bıçağı vuruyorlar. Bilerek hayvanın boğazına Allah'ın adını almadan bıçak vurursa et mırdar olur. Bunlara çok dikkat edin. Çoğu kişi bunları bilmiyor, dikkat etmiyor. Bu bir adet değil, ibadettir. Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman karşısında bir sevap umuyorsak titizlikle davranmaya mecburuz. Ela yuhsanu kelamu illa bi nidam kelamu Allahi melikil aziz el alim kema qala Allah tebaraka ve teala fi kelami idha quri'a el Kur'an fastami'u le ansitu la'allakum turhamun estaizu billah innad din 'inda Allahi el islam muhakkak ki Allah katında din İslam. Elhamdülillah, 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 اللهم ارض علينا وعلى الخلفاء الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن الصدق والوفاء وبقيه العشرات المبشره بال بيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء استعيذ بالله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله اكبر الله La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil hamd Allahu ekber Allahu ekber La lütfuna fazlını açtık. Sen bizleri mahcup eyleme ya Rahman Rahim. Kıldığımız
ve çektiğimiz zikirleri senin iznin ve inayetinle senin adını anarak keseceğimiz kurbanlarımızı ya Rahman Rahimin, her türlü kusuruyla, mahsuruyla ya Rabbi rahmetinden buyur, rahmetinden muamele buyurup lütfundan, fazlından sen kabul eyle ya Rahman Rahimin. Amin. İlahi ya Rabbi, yaptığımız ibadetlerin senin şanına yakışır olmadığını biz de biliyoruz. Aciziyetimizi sunuyoruz. Sen rahmetinle buyur. Habibinin yüzüsü hürmetine ya Rahman Rahimin. Sırf sen emrettin, emrin yerine gelsin diyerekten yapıyoruz. Sen kabul eyle ya Rahman Rahimin. Ya Rabbi, bizleri seni zikretmekten, seni şükretmekten, sana kulluk etmekten geri durdurma ya Rahman Rahimin. Bizleri takva konusunda yarışanlardan eyle ya Rahman Rahimin. Bizleri desinler için ibadet etmekten, gösterişten, riyadan, kibirden, her türlü gıybetten, hasetten sen bizlere muhafaza eyle ya Rahman Rahimin. Habibinin ahlakıyla ahlaklanmayı sen bizlere nasip eyle ya Rahman Rahimin. Mümin ferasetiyle ibadetlerimizi yapmayı, mümin ferasetiyle yemeği, içmeyi, kalkmayı, oturmayı sen bize ihsan eyle ya Rahman Rahimin. İlahi ya Rabbel Alemin, yarın bir gün Azrail boğazımıza yapıştığı zaman, belki bugün, belki bir an sonra, huzur-u ilahine geleceğimiz zaman ya Rahman Rahimin, Azrail emanetini almaya geldiği zaman ya Rahman Rahimin, hepimize, cümle bütün ümmeti Muhammed'e, bütün Müslümanlara ya Rahman Rahimin, buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelime-i tevhid ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip ana rahmine nasıl tertemiz düştüysek aldığımız emaneti aynı şekilde sana teslim edebilmeyi sen bizlere nasip eyle ya Rahman Rahim. Amin. Kul haklarından sıyrılmış, kaza namazlarımızdan kurtulmuş, kaza oruçlarımızı tutmuş bir şekilde senin razı olmuş olduğun kullar zümresine girmiş bir şekilde huzuruna gelmeyi sen bizlere ihsan eyle ya Rahman Rahim. Amin. Bizlere senin hoş görmediğin şeyleri kerih, rızanın olmuş olduğu, senin sevmiş olduğun şeyleri bize sevimli göster ya Rahman Rahimin. Analarımızı, babalarımızı affeyle, mağfiret eyle. Amin. Yarın bir gün yaşlandıkları zaman onları bir bardak suya dahi muhtaç eyleme ya Rahman Rahimin. Hayır dualarını almadan onları da bizleri de canlarına alma ya Rahman Rahimin. Sabretmeyi nasip eyle ya Rahman Rahimin. Onlara bize karşı sabır, bizlere de onlara karşı sabır cemil ihsan eyle ya Rahman Rahimin. İlahi ya Rabbel Alemin, işsiz olan kullarım var. Güçsüz olan kullarım var, hasta olan kullarım var, evlenmek isteyip evlenemeyen kullarım var, çocuk sahibi olamayan kullarım var ya Rahman Rahimin. Umut kapısı sensin, sen ne sıkıntıları varsa izah eyle ya Rahman Rahimin. Allah'ım değil yiğide muhtaç, değil namerden muhtaç, muhtaç, yiğide dahi muhtaç etme ya Rahman Rahimin. Senin kapın dururken, senin rahmetin dururken, senin fazlın dururken başkalarına el açtırma ya Rahman Rahimin. Varsa kaderimize muhtaç olmak, yalnızca sana muhtaç olalım ya Rahman Rahimin. İlahi ya Rabbel Alemin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bulunmuş olsaydı, bizler için ne dua ederdi? Bizler için senden ne isterdi? Bizler için senin bizleri nelerden sığındırırdı ya Rahman Rahimi? Sen ilmi ezelinden bunları bilirsin. Sen onları bizlere nasip eyle ya Rahman Rahimi. Allahümme inna nes'eluke temamen ni'meh ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh ila şerefin Nebi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi لأصحابه ومشايخنا الكافة إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين عزيز جماعة شكرا لكم.